abunek ya. Ölü ceset kokusuna çok yakın diyor. Bunlar oynaşıyor. Çok yiyesim gelmedi gibi. Evet, çok tuzlu. Ya bunu bir insan niye yer? Batman'den ne istedin? Pişerken çiş kokusu yayıyormuş bir de yani gerçekten. Hocamlar ne yapıyorsunuz ya? Biz yine Berlin'deyiz. Biliyorsunuz Berlin'e gelmiştik. Böyle güzel güzel videolar çektik. Ara ara serpiştirip koyuyoruz. Arkamda şu an dünyanın en iğrenç yemeklerinin olduğu müze var. Evet, hala karım çekiyor bu arada. Bir değişiklik olmadı. Az önce bir yorum gelmiş Instagram'da. Türkiye'de ilk karısına çekim yaptıran YouTuber sensin diye. Evet aşkım. Terslik var bizde bir. Arkadaşlar arkamda görmüş olduğunuz müzede dünyanın her yerinde yapılan ve menüsü olan garip yemekler sergileniyor. Burada sonra müzeyi gezdikten sonra bir tadım turu yapılıyor ve şu an ekranda görmüş olduğunuz yemekler var maalesef burada. Ben daha önce Tayland'a gitmiştim. Akrep yedim, hamam böceği yedim, kurt yedim. Yani yemeyle yememe arasında bir söz vermiyorum. Bu arada Merve dünyada en çok midesi kötü, midesi hassas insan. İçeride aşkım sen nasıl bunları çekeceksin, nasıl şey yapacaksın bilmiyorum. Bakalım gaza gelirsek yeriz. Bunların şeyi var, TikTok hesabı var, Instagram hesabı var. İçeride bir tane kız var. Alıyor mesela kurtları eline. Aa, kurt yemiyor musun? Kurt yemeyeni sevmeyiz falan. Böyle paylaşımları var. Yemek zorunda mıyım kardeşim ben kurt? Ben niye kurt yiyorum? Belli ki zorundasın. Hiç de bir resim yok. Bu arada dışarıdan bakınca çok güzel, çok temiz bir yermiş gibi duruyor değil mi? Tabelaya bak. Normalde ne yaparsın? Yemeğinin güzel fotoğrafını koyarsın. Kurt. Taksiyle geldik az önce buraya. Taksici baktı buraya, bize baktı. Here dedi. Böyle ama. Here yaptı. Yes dedim. Yaptı böyle. Hello. How are you doing? So these are your entrance bag. We're gonna be feeling well. We are really familiar with the bugs. I already ate like scorpions in the Thailand. I also ate a cockroach like this size. It was terrible. This is gonna be pretty easy for me, I believe. Bir şey diyeceğim. Orada şalgam var aşkım ve bunlar şalgamı enteresan yemek diye satıyorlar. Doya doya şalgam var ya. Bildiğin şalgam. Doya doya şalgam. Bunlar şalgamın nesi garip? Ghana'nın bir özel yemeğiymiş. Bu pangolin hayvanı yarasalar gibi Covid virüsünü de geçirebiliyormuş. Çok fazla bakteri yayıyormuş falan. En iyisi bunu hiç yemeyin diyor. Başımıza gelen yapacağınız işe. Şimdi bu özel bir çeşit yarasaymış. Guam meyvesi yarasasıymış bunlar. Bunların neslini tüketmişler. Yani o kadar çok yemişler ki tadı da tavuğa benziyormuş. Ondan çok fazla tüketiliyormuş. Ama içerisinde öyle zehirli toksinler varmış ki insanları yediğin zaman Alzheimer, Parkinson ve ALS'ye benzer semptomlar gösteriyormuşsun. SARS da bulaşıyormuş. Her şey bulaşıyormuş. Lan niye yiyorsunuz kardeşim? Covid'in de hatta bu yarasalardan çıktığı söyleniyormuş. Ha, bunu bir insan niye yer? Batman'den ne istedin? Evet, pişerken çiş kokusu yayıyormuş bir de yani gerçekten felaket. Aa, bu ne ki? Çok kötü. Menşe Çin. Ne? Bütün böyle yenmeyecek şeyleri Çinliler yiyor maalesef. Bu hayvanlar kusura bakmayın ama köpek de yiyor. Kardeşim ya, köpeği yiyen seni de yer biliyor musun? Yani çüş artık. Fare şarabı yapmışlar. Bunların şu içinde gördüğünüz küçük şeyler farecikler. Bebek fareler. Bunun şarabını yapmışlar. Bunu açıp koklayamıyorum değil mi? Bunu koklasam bir daha hayata geri dönemem bence zaten. Bebek fareleri bu şarabın içine atıyorlarmış canlıyken. Boğuluyormuş hayvanlar bunun içinde. Sonra da onu bir de kaynatıyorlarmış. Yemeğin yanında aperatif olarak tüketiliyormuş. Tadı şey gibiymiş. Benzin gibiymiş tadı. Allah belamı versin, daha kötü bir şey görmedim hayatta. Gerildik hocam. Gel. Ok sağ diyor. Ha, göz olan şey. Göz çorbası. Göz çorba. Bak şurada sağda duruyor. Bak bir çorba var. Hiç anlamadım yani. Kırmızı bir çorba. İçinde göz var. Yani ne gözü olduğunu bir dahi bilmiyorum. Gel. Yavaş yavaş git. İnsan insana bunu yapmaz. Çok kötü. Çok kötü. Kuzu gözüymüş. Koyun. Sheep. Dokunmayın demiş. Dokunmam. Niye dokunayım ki zaten? Yemin ediyorum çok tiklendim ya. Domates sosu ve koyun gözü var bunun içerisinde. Buna dokunsam bir daha hiçbir şeye dokunamam herhalde. Cengiz Han döneminde Moğolistan'a dayanıyormuş bu. Hangover cure diye geçiyormuş. Bak kim var?
Kim var? Şalgam. Oğlum şalgam değişik mi lan? Şalgam çok güzel bir şey. Ben doğduğumda bir şalgam içiyorum ve şalgam acılı içeceksin yani. Şalgam burunun puanını yükseltiyor. Buna rakı da koymuşlar mıdır acaba? Rakı şalgam. Berlin çok fazla Türk topluluğunun olduğu bir şehirdir. Her Türk süpermarketinde şalgam suyu satılır. Fermente edilmiş siyah havuçlardan. Şalgam suyunun neyini anlatıyorum? Her derde deva abi. Öyle yazmış zaten yani. Three penis likör ne ya? Kimin penisi? Pirinç sirkesi. Ama 3 tane hayvanın penisini kaynatarak yapıyorlar. Fok balığı penisi, geyik penisi, kantonez köpeği penisi. Çin tıbbında çok meşhurdur bunlar diyor. Çin, ne diyeyim ben sana? Çin, alan Çin'ine vuracağım, kafa atacağım şimdi. Çok güzel kokteyl yapılıyormuş. Allah aşkına yani 3 tane hayvanın penisini kaynatıp nasıl güzel bir kokteyl yapabilirsin ya? Ha bu şu, Japon. Aşkım biz Japonya'da böyle bir şey görmedik. Görmedim. Bak bu yılanı alıp direkt buraya öldürüp koymamışlar aşkım. Yılanı donduruyorlar, hayvan ölüyor. İçini açıyorlar. Sonra geridik yiyorlar içini. Sonra bunun içine koyuyorlar. Ne yapıyorsunuz siz? Bu da alkolmüş. Likör. Alkolle yılanın zehri birbirini dengeliyormuş. Enteresan. Mervin'in şu an tansiyonu 3'e düştü. Bayılmak üzere. Yani kamera sallanıyor işte. Kivyak diye bir şey var. Bunun şeyi görsel, gerçek değil bu da. İnşallah değildir diye umuyorum ben ya. Bana bu yastık gibi geldi. Bir fok balığını alıyorlar. İçini kesiyorlar. 500 tane şu kuştan içine tıkıyorlar canlı canlı kuşları. Sonra kuşlar dışarıya çıkamasın diye fok balığını dik. Sonrasında kuşların kafasını kopara kopara bunu yiyorlarmış. Felaket, berbat bir şey. Vikingler toplanıp falan mı yiyor bunu böyle? Sizin kalıbınıza gel. Kokluyoruz. Koklama bölümüne geldik. Ayağı ya da ölü ceset kokusuna çok yakın diyor. Dokunmadan yeniyormuş. O kadar çok kokuyormuş ki insanlar tutmadan, dokunmadan yiyormuş. 50 milyon soğan, 50 milyon sarımsak gibi düşünün bunu. Parmesan gibi. Bozuk parmesan. Bu da İngiltere'nin en çok kokan peyniriymiş. Yani bu daha kötü kokuyor. Ayak ama bozuk ayak gibi. Bu dünyanın en çok kokan peyniri olarak geçiyormuş. Bunun menşei Fransız hocam. Bence önceki daha kötü kokuyordu ya. İtalya'da çok tercih edilen bir peynir türü bu. Böyle tekerlek peynirler oluyor ya. Bunun içine kurtları atıyorlar. Kurtlar peyniri yiyor. Sonra geri sıçıyor. Sen de sıçtığını yiyorsun kurdun. Ve daha güzel, daha aromatik, daha yoğun bir peynir oluyormuş. Arkadaş şu, bunlar oynaşıyor. Görüyor musun? Giriyorlar peynirin içine. Peyniri yiyor. Sonra bırakıyor peyniri. Bu da boğa penisi. This is a small one. This is a small one. Are these fresh? Yeah, they're fresh. Yeah. Biraz şey tip olarak şırdana benziyor bu arada. Bence bunlar şırdanı görseler müzeye koyarlardı aşkım bak. Şırdandan, kokoreçten bir haber olabilir bunlar. Domuz kanından sosis yapıyorlarmış. Pandanlı sosis. Ay. Geçtik. Burada gerçekten iyi bir detay görüntü çekmek mümkün değil. Çok kötü kokuyor her şey ve iğrenç. Of, bu Çinliler yine kafayı yemişler. Kaplumbağa çorbası 100 dakikada pişiyormuş. 2 kişilik bir yemekmiş. Canlı canlı kaplumbağaları kaynar suyun içine atmazsın yani. Bunun gerçek olmadığını düşündüğüm için buna yaklaşıyorum. Şu çavçavları yiyorlar ya şerefsizler. Sadece çavçav değil çünkü arkana bak. Aa, yok izleyemeyeceğim gel. Böcek deyince akla ben geliyorum herhalde. Yani YouTube'da böcek yediğim zibil tane video var. Tepkikolik video çekeceği zaman böcek varsa Orkun yer deyip beni çağırıyorlar. Niyeyse ben böcek memlekette yiyen insan ben oldum. Bunlar bizim yöreden çekirge. Çekirgenin tadı çok güzel. Böyle şey cips gibi ama böyle çok hafif bir tavuk eti vibe'ı da var içerisinde. Bundan böyle 20 tane 30 tane yersin. Ha bak bunu bilmiyorum. Bu benim yemediğim bir şey. Güney Afrika özel kurduymuş. Ben nereden bulayım aşkım? Güney Afrika'daki kurdu. Şu bir meyveymiş. Bunun nesini beğenmemişler? Yıkanmamış, kokmuş çorap ya da bir sürü ölü kedi gibi kokuyormuş. Ölü bir sürü kedi nasıl kokar ya? Güzel kokuyor bence. Bu güzel bir meyve zaten. Değil mi? Hunga cake. Sinekli kek mi? Moskito gibi, sinek gibi. Yani sinek niye yersin ki? Bok böceği var. Salyangoz var. Salyangoz yedik. Okeydi bence. Bu ne ya? Kamboçya ne yaptın sen? Of. Kaynar suya atıyorlarmış aşkım tarantulaları yakalayıp ve pişiriyorlarmış. Gerçek mi? Yok gerçek değil bu da bence. Buraya bence ağzından tarantula çıkardığını biliyorum. Aa evet benim tarantulalarla aram iyi. Ağzımdan tarantula çıktı şu an. Gezdik burayı. Yani yeterince iğrenç şey gördük bence. İçimiz dışımıza girdi çıktı, girdi çıktı, girdi çıktı. Tadım tarafına geçiyoruz. Tadım tarafında da bazı şeyleri denetiyorlarmış. Biz de deneyebildiğimiz kadar deneyelim. Aşkım sen hiç yemek istemiyorsan sen hiç yeme ben okeyim buna. Yemek istersen ona da okeyim. Şalgam suyu denemek istiyorum.
çıkıyor. Şalgam suyu denemek istiyordu. Nereliyiz? Neresinin de aşkım? Peru muydu şalgam suyu? İçinde ama garip şeyler oluyor. Bence deneme şalgam suyunu. Suicide sauce. Diyor ki intihar sosu. Come on. Bu acıysa bak ben hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Scoville yazmıyor. Bir kürdanla bir deneyelim. Ben size bunu Scoville'in söyleyeyim. Benim dilim artık o kadar falafoş oldu ki. Başka bir kelime vardı orada. Ben değdiğim zaman 500 bin Scoville, 3 milyon, 6 milyon öldüm falan diyebiliyorum. Anlıyorum. Gel yani acı. Come on yani. Ha bak senin seveceğin lollipop var sana. Gel. Bu kurtlu lollipop. Bu da kurtlu lollipop. Bu da başka bir kurtlu. Başka daha çirkin bir kurtlu lollipop. 3 tane yaz. Yoruma yazan 3 kişiye lollipop. Aşkım yoruma yazan 3 şanssız kişiye mi göndereceğiz? Nasıl şey yapacağız? Instagram'dan çekiliş. Ha bak dur daha güzel atıştırmalıklar var karıcığım. Sen mesela geceleri şeker yiyorsun ya artık şeker yemeyeceksin. Gece acıktığın zaman şu kurt, kurtlar. Kürtler. Bunları acıktığında aşkım böyle açacaksın bunu. Böyle pıt 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 dökeceksin avcuna. Yiyeceksin. Yiyeceğim. Evet, tadım tarafımıza geldik. Someone vomit today? Yes. Şuraya bir tahta koymuşlar. Sıfır gündür kimse kusmamış. Çünkü bugün biri kusmuş. Adam müziği gezerken kusmuş bir de. Sonra gelip her şeyi yemiş ama enteresan. So, we're gonna start one by one? Yeah, we'll start here. Let's see how far we can go. Okay. If we try everything here, you can leave your name. How many people did all of it? Today, only two. Let's see. Kurtlarımız. Evet, bunun tadı biraz daha fazla geliyormuş. Ne o ne? Bozuk kornfleks. Bunlar da çekirgeler. Bu gerçekten güzel, hafif böyle tavuğumsu. Güzel bir tadı var bunun. Bundan dene bence. Al aşkım onu. Hediye. Kuruyormuş gibi. Bu güzel de değil, çok güzel yemin. Yok bence. Bunun tadı daha farklıymış, daha büyükmüş, daha değişikmiş. Bu da çekirge mi? Yok bu da solucan. Tabii de solucan. Bundan yiyeceğim mi? Dene bence ya, iyi gidiyorsun. Şaşırttın beni. Şaşkınlıklar içerisinde mi yiyorsun gerçekten? Bu daha güzel. Daha mı güzel? Balık yemi gibi. Değil mi? Balık yemi gibi gerçekten. Niye balık yemi tadına biliyoruz? Ne yiyoruz arada ya? Niye çaktırıyorsun yediğimiz balık yemi? Cumba. İçleri boş aşkım bunların. Sadece dış kabuk yani. Çok yiyesim gelmedi gibi. Ye bakayım onu. Cips. Bir tadı var mı? Tatsız var. Sadece çok parçacıklı bir cips. Okey bence. Nasılsın? Nasılsam onu okuyayım. Değil mi cips çok gibi? Çok bahsetmeyemem. Kuru yemiş cips. This one is salty licorice. It is from Iceland and it is super intense. It's super super salty. This all the white stuff is sea salt. Just take a piece. Be careful and burn on your tongue. So okay. You need to chew directly so the salt combines with it. İçi tatlı, dışı full tuzlu aşkım. Bu kesin senin çok seveceğin bir şey. Ama şey diyor, o kadar tuzlu ki diyor, dilin üzerinde fazla tutmayın, dili yakıyor diyor. Hemen çiğnemeye başla diyor. Bu kesin senin seveceğin bir şey, tatlı tuzlu. Çok. Çok tuzlu anacığım. You like it? No. Okay. likör. Likörlü bir tat gibi içi. Çok tuzlu. Anam. Oo bir daha 10 yıl yotlu tuzlu yemeyeceğim. Çok tuzlu. Yemek ister misin? O kadar mı? Çok tuzlu. Ben yiyeceğim. Senlik bir şey bu aşkım. I'm gonna give her the smallest one. Çiğne 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 çiğne. Tutma durma. Yakıyor. Sen sevdiğin bir şey oldu değil mi bu? Ben nasıl biliyorum seni? Çok tuzlu değil mi ama ya? Evet çok tuzlu. Gözün seyirdi aşkım. Çok tuzdan ben böyle bir şeker yiyorum. Sen şekerli, tuzlu, tatlı evet. Tuzlu tam senlik bir şey bu yani aslında. She liked this very much. Yeah, yeast spread from Australia and from the UK. They put it on their toast in the morning with a lot of butter. So the Vegemite is the Australian one. Anchois gibi. Anchois mi? She gonna try it. So yeah. Buyurun. Sen yine seversin aşkım. Sen pis şeylere bayılıyorsun ya. Biraz tadı farklı diye İngiliz edition'ı. Reçel gibi ya. Bu daha güzel. This one is better. İyi bakalım. Gafur. Sen bunu beğeneceksin. Beğenmedin mi? Hatta çok tadım. You like this one better? Yeah. Mm-hmm. You can first smell it. Mm-hmm. Biraz şey zencefil gibi. Yeah. You can see it's really creamy in consistency, so it's hard to get a piece. There's a bit more. Yeah. Perfect. Is it too much? No.
Tadı yok gibi. It smells more than it has a taste. Bana kötü gelmedi. It's like pineapple with onions. So what was the most spiciest Scoville that you ever tried? I guess it was 9 million. It was horrible. I was crying on the floor. Yeah, I tried 12 million. Try this one first? No, I'll go with the 2 million. It is hot. Bizim sokakta yarışmalarda verdiğimiz ya da işte YouTuberların evine gittiğimizde verdiğimiz çok daha acı. So here for the last part we have the sauerkraut juice and okay. Şalgam suyu. Since you had this already. Şalgam. Kameranın kartı bitti. Çok çekmişiz gerçekten. I also have biber gal if you wanna have it. Bu aşkım şeyin poposundan çıkanları kaynatıyorlardı. Yes, okay, I can try that. I really love it actually. You love it? I love it. Likör. Gibi böyle bir viskimsi gibi. Biraz göt tadı var. So, this is also from Germany. Bitter drops. It has a lot of herbs in there, but it is super intense, super healthy for you. It has a medicine taste. Çok betoli, çok baharat, çok baharat ya. Şey değil. Bu bence içecek bir şey. Bunu sen içme. Do you want to try it? Bir de sevdim de. Aşkım çok komik bir insansın sen ya. Nasıl beğenmiş olabilirsin bunu? Yani, sen çok komiksin ya. Yani kötü ama... Diğeri daha kötüydü. Yeah. Thank you very much. Yeah, you're welcome. What did you like the most? Most of this one. Karacığım, nereye yazalım? Pepe'ye yaz. Really good. Amazing. Ben sadece kanalına abone olun ve yorum yapın ve beğenmeyi unutmayın. Evet, güzel. Bir de Instagram'dan mı takip edin ya? Evet, bir edin ya. Evet. Instagram yöneticisi Merve olduğu için kızıyor. Öpüyoruz sizleri. Berlin'den yeni videolar gelmeye devam edecek ya. Beyin bedava. Hadi görüşürüz.